Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli tinozur görüşler. İstiklal Külülü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kündertitki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Cungar uymanlıkıda 109 milyard küp metrelik tabii gaz baykaldı. Atalmış Şinjan Kündülük Gezisi'nin 21. dekabrdaki haberde bildirilişe, Şarkı Türkistan'ın Cungar Oymanlıqı, Cenubi Gelbeke'nin otturu kısımı, Kutubi Naisi Tabasidiki 1. kudukta zor miktarda tabii gaz baykalgan bulup, destlepki kademde gaz ambarının külümü 109 milyard kubmetre ikkallike mülkerlengen. İgilinişe Cungar Oymanlıqı, Cenubi Gelbeke'nin otturu bölükedeki Kedirip Tekşürüş rayonunun külümü 15 bin kvadrat kilometre bulup, bunun içinde Kedirip Tekşürüşki paydalık rayonunun külümü 160 kvadrat kilometre yetedigen. Bu kıtım 7367-7382 metre dairesindeki kuduk bölükede yukarı mahsulatlıq sanayet, nefit ve tabii gaz ikimi bayqalgan. Kündelik tabii gaz mahsulat miktarı 610 min küp metre, kündelik ham nefit mahsulat miktarı 106,3 küp metre etrafıda bulunurken. Bildirilişe Cungar Oymanlıqı Cenubi Gervekinin otur bölükede tüncü kıtım tabii gaz kedirip tekşürülgen bulup, bu Kutubi 1. kuduktaki tarihi büsüş iken. Nöbette bu rayondan gayet zor tabii gaz yuşurun küç bilen temelleydi kallıkı mülkerlenmekte. Malum buluşça Xtay tecavüzçileri Şarkı Türkistan nefitlikini tiz süratli içine işe aşırıp, Xtay nefit ve tabii gaz ticaretin terakki kıldırışının ibaret planını yolu koygan. Hem de küçep, kedirip, tekşürüp, birli vakitte nefit ve tabii gaz kızış salmakını aşırış arkalık, Şarkı Türkistan'ın tabii baylıkını bulan talan kılışını küçeytken. Japonya, Germaniyanı Şarkı Asya'ya uruş parahotu evetişke çakırdı. Germaniya avazının 21. dekabrdeki haberde bildirilişe, Japonya Devlet Müdafiye Ministri Nobuo Kishi, Germaniyanın uruş parahotu evetip, 2021 yıldaki Amerika-Japonya harbi maniverga katnışını ümit kıldıganlığını etti. Haberde kayıtkanlaşça Japonya hükümeti Germaniyanın kelgüsü bir yıl içinde Şarkı Asya'ya uruş parahotu evetişini ümit kıldıken. Japonya halkara cemiyetinin erkin ve eşitilgen Hindi-Tiniç Okyan stratejisini kollaşını kolga keltirişke tırışkan. Nobuo Kishi bunun halkara cemiyetinin Cenubi Deniz'deki parahotlarının rayondan ötüş hukukı kapaletli kılışıgı yardım bulduganlığını etkan. Bildirilişçe yakınki yıllardan buyan Xitay koşun devletlerinin münasebetlik arallar ve deniz tebelikideki ilgilik hukuku talepini közge ilmay halıgancı hareket kılgan. Şu sebeplik Amerika ve Avustralya Cenubi Deniz'e uruş parahotu evetken. Xitay destlepte bu rayondaki arallarga asker uğrullaştırmaydıqallıqını tekitligen bosumu ama bir kısım çoğun arallarda kan kölemde boz yer özleştiriş türlerini yoluk koygan hem de hava yolu ve başkurulduğun bomba koyup biriş ponkiti kurup çıkan. Malum buluşça Japonya Cenubi Deniz'nin Xitay tarafından bevasitə kontrol kılınmasını ümit kıldıken. Çünkü Japonya'nın asaslıq energiya bilen təminləydiğən import məhsulatlarının köpüncisi Uttır Şarıqtın kilidiken. Nobuo Kishi Japonya Devlet Müdafiye Ministerliği da bayanat elan kılıp, Germaniya tarafından bolğan müzakirlerde oxşaş fikirdeki devletler bilen həmkarlaşışını ilgiri sürüp, yolbaşlaş erkinliği ve kanun sistemisiga əməl kılış nişanını ortak əməlge aşırışını maksat kıldıqanlıqını Cenubi Deniz'nin nöbetteki bihaterlik muhitini közü tutup, Xtay'ını özçüge algan her kaysi devlet ciddiliknin küçüğe itibit edilen hareketlerden saklanışı gerektiğini bildirgen. Xtay'ın Nepal'daki planı mağlup oldu. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 21. dekabrdeki haberde bildirilişçe Nepal Başministeri Oli Tuyuqsız parlamentini tarqıtıp etken bulup, bu vaka Xtay'ın planını berbat kılgan. Haberde bildirilişçe Nepal Başministeri Khadiga Prasad Sharma Oli, devletin prezidenti Bedya Devi Bandari'nin makullukını elip, parlamentini tarqıtıp etip, kileriyle 30. April ve 10. May işki baskuş boyunca kayıt saylam kıldıganlığını ilan kılgan. Taratkularının tahlil kılışça bu tuyuksuz hareket Nepal Kompartisi içindeki öktüçü küşlerine hayran kaldırıplı kalmay, yana Nepal'daki siyasi vaziyetinin köylengüsü bulup hareket kılıvatkan Xtay'ını mı hayran kaldırgan. Hindistan taratkuları Xtay'nın Nepal'da turuştuk baş elçisi Hoyan Chen'in Nepal'nın içki işlerine devamlı mekhbi arlaşkallıkını ilgiri sürgen. Birleşme Haber Doğru'nun bugünkü haberde bildirilişçe Nepal Başministeri Oli bugün parlamentini tuyuksuz tarqıtıp, partiyadaki öktüçülerini tuyuksuz tutkun kılgan. Şunun bilen Xtay'nın Nepal'nın siyasetini özgertiş üçün soğukkan çöpleri berbat bolgan.
Hindiston vaqt gazetasining xabarida bildirilishicha, Olining parlamentni tarqitvetish harakati partiyadagi o'qituvchilarni sarosimiga solgan. Bu ishdan xabardor kishilar bosh minister Olining bu harakati uni hukumatga rahbarlik qilib, Prachada rahbarligidagi Nepal kompartiyasidagi mavchilarni parchalashni maqsad qildi deyishgan. Bildirilishicha, Xitoyning Nepalda turishliq bosh elchisi Xoyanchi Nepal kompartiyasining parchalanishining Xitoyga foydasiz omillarni keltirib chiqarishidan ansirab, Nepal kommunist rahbarlari bilan bu yil aprel oylarining oxiri ko'rishib, ularning ittifoqligini ilgari surishga haydakchilik qildiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy dastlabda Olini qo'llagan, ammo bu yilning 5-da strategiyasini o'zgartirib, Olini qurbonlik qilmoqchi bo'lgan. Bosh minister Oli Xoyanchiga o'zining hokimiyat ishlariga chat elning aralashishining hojati yo'qligini, uning partiya ichidagi talash-tortishlarni hal qilish iqtidori borligini aytgan. Xoyanchi davomliq maxfiy holda Nepalning ichki ishlariga aralashib, Nepaldagi siyosiy taraqqiyotni izqoqlab tekshirgan. Xoyanchi sobiq bosh minister Prachadaning Olini ojizlashtirishiga maxfiy yordam berib qolmasdan, balki Olini tushirib o'tish va muavin bosh minister Bamdev Gautamning o'rnini elish planiga qatnashgan. Bosh minister Olining davlat majlisini tarqitib o'tishi Xitoyning razil planini barbod qilgan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi yillik xizmat yig'ini ochdi. 19 dekabr Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Dunyo Uyg'ur qurultayining boshchiligida dunyoning har qaysi joylarida aktiv da'vo qilib atgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo bo'lgan 71 ommaviy tashkilotlar boshliqlari va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Amerika Xalqaro Diniy ishlar komissari Nuri Turkanning alohida ishtirok qilishi bilan 2020 yili yil oxiri munosabati bilan oxirgi yillik dokulat berish va kelajakdagi planlar ustida maslahat qilish uchun silliq yig'in ochdi. Yig'inda 2020 yili dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkiston da'vosi uchun qo'lga keltirilgan natijalar, 2020 yillik faoliyat dokumentlari va bundan keyin qilishga tegishli bo'lgan ishlar haqida fikr-mulohizalar o'tirg'i qo'yildi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan 246 kishi qazo qildi. 20 dekabr Turkiya Jumhuriyati Sihhiya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 20316 ga yetganligini e'lon qildi. Sihhiya ministrining ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 158892 kishi tekshirilishi orqali yangidan 20316 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 3546 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 246 kishi qazo qilib, 21218 kishining salomatligi asliga kelgan. Navbatda Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 1800286 ga, qazo qilganlar 18097 ga, kesili og'ir bemorlar 5347 ga yetgan. Fahrettin Koca yana kesili og'ir bemorlar va normal yuqumlanuvchilarning soni tuvallashga boshlandi. Tadbir va cheklamalar natijasini ko'rsatishga boshlandi. Texmi yaxshi natijalarni oldiganligimizga ishonamiz. Birlikda kurash qilish bu yuqumdanmi kuchlikdir dedi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining xaritasi tuzildi. 20 dekabr Turkiya Milliy gazet xabar to'rining bergan xabarida MEPA xabar agentligining Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari chiqib o'tgan mazar va masjidlarning xaritasini tuzib tarqatganligi bildirildi. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarni insonning aqli qabul qila olmaydigan zulmlar bilan bostiryapti. MEPA xabar agentligi tomonidan tarqatilgan xaritadagi qizil ranglik o'rinlar jazo lagerlariga, qora ranglik o'rinlar turmalarga, ko'k ranglik o'rinlar chiqib o'tilgan mazarlarga, yashil ranglik o'rinlar chiqib o'tilgan masjidlarga vakillik qiladigan. Tayyorlangan xaritada Uyg'ur faoliyatchilari tarqatgan va yerlik manbalar ta'minlagan uchurlar ishlatilgan. Xitoy vaksinini Uyg'urlar ustida sinov qilmoqchi. To'g'ri xabar to'rining 20 dekabr kuni bergan xabarda tajovuzchi Xitoyning yangi yillik dam olishdan ilgari, ya'ni 2021 yil 2-oyining 21 kunidan ilgari 50 millionga yaqin odamga vaksina emlashni planlaganligi bildirildi. Xabarda yana Beijingning Sinopharma va Sinovac biotexnik shirkatidan 100 million quta vaksina qabul qilinganligi va tarqatilganligi bayon qilingan. Garchi bu vaksina texi rasmiy tasdiqqa erishilmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy kelar yilning 5-da Sharq Turkiston fuqarolariga vaksina emlash programmasini yo'l qo'ymoqchi bo'lgan. Xitoyning virusga qarshi 5 xil vaksinasi bor bo'lib, lekin bularning hech qaysisi texi rasmiy tasdiqdan o'tmagan.
ve ahırkı tecrübelerinin neticesimi ilan kılınmağın. Haberde yeni bir ülkelik sahiye emeldarının yerlik taratkularına bu vaksininin Xitay kalendarının yeni yıl bayramıdan kin Şarkı Türkistan'daki barlıq ahallarına emlindiğallıqı bildirilgen. Alakadar tarmaqlarının eğitişçe hazırı kadar 118 min kutu vaksina Şarkı Türkistan'a yetip gelgen bulup, 5. fevralgacha barlıq xatarlı kişiler topuğa vaksini emleşini planlıgan. Vaksini emleş planını bütün Şarkı Türkistan ahalisiye umumi icra kılıdıkan. Dairler bu vaksinini kimning taraqqi qildirganligi ve ishlab chiqarganligi to'g'risida aniq ma'lumot bermagan. Nuvati Xitoy dairlarining hech qanday bir Xitoy o'lkasi aholisiga umumiyuzlik vaksina emlash planı yo'l qo'ymagan bo'lsa-mu, faqat Sharq Turkistonga bundoq bir planni ijro qiladiganligini bildirishi jiddiy andisha paydo qilmoqda. Xitoyning virus haqidagi uchurlarni qanday kontrol qilganligi oshkorlandi. Amerika Avazı'nın 21. dekabrdaki haberde bildirilmişçe New York vaqt kesti dokulat elan kılıp, Xitay'nın virus haqqıdaki uçurlarını kandaq kontrol kılgallıqını aşkarıldı. New York vaqt kesti bilen ProPublica birleşip elan kılgan en yeni tekşürüş dokulatı da Xitay'nın tor nazarat kılış usulüden paydalınıp, cemaat pikirini kontrol kılıp, haqiqatini yepiş usulünü aşkarılıgan. New York vaqt kesti ve ProPublica erişken hükümet hüccetlerdeki örüsleşe, Xitay virus keng ko'lamda tarqalgan 1-ayning 5-ida yuqum ahvoli to'g'risidagi uchurlarni cheklashga boshlagan. Yuqum tarqalgandan keyin doirlar Xitay uchun salbiy bo'lgan uchurlarga zarb berishga boshlagan. Xitay internet uchur ishxonasi buyruq tushirib, Wuhanga avatilgan tibbiy xodimlarning qahramonlik tirishchanligi va kompartiya a'zolarining to'kpilarini gavdalandirgan. Xitay kompartiyasining a'zosi shundaqli Xitayning yolg'onchiligini fosh qilguvchi Li Wenliang Xitay virus sababidan o'lganda Dairler Li Wenliang'a ait nurgun xatiri orullarını kamal kılgan. Bunun da başka Xitay Tor Boşluğu Başkuruş İdarisi mi buyruk çürüp, Tor betlerde sakaymaz ve ecellik katarlıq sözlerini işletmezlikini, kişilerge kartlıgan sayahat çeklemelerini tesvirligende takaldi diyen sözünü işletmezlik, taratkularga yana çet ellerden iane iliş ve çet elden davalaş eşyaları setivelişini heddidin ziyade teşvik kılmaslıq katarlıqları orullaştırılgan. Dokulat yana Xitay emeldarları virusni kontrol qilishga urinib, yuqum keltirib chiqargan vahimining oldini elibli qalmay, yana virusning va yuqumning iyg'irligini tövallatganligini qattiq tashviq qilib, Xitay kompartiyasini iqtidorli qilib ko'rsatganligi bildirilgan. 154 tashkilot birlikda olma shirkatini kishilik huquqni qo'g'dashga chaqirdi. 154 tashkilotdan tarkib topgan faoliyatchilar guruhi juma kuni olma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cookga maktub yo'llab, shirkatni o'zining kishilik huquq siyosatini qo'g'dashga va ijro qilishga chaqirdi. Payul deb atalgan bir Tibet xabarlar to'rining bildirishicha, mazkur guruhda Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mong'ol, Hong Kong, Tayvan va Xitoy xalqiga vakillik qilgan kishilik huquq tashkilotlaridan tarkib topgan ekan. Hatta olma shirkatidan avgustda ma'qullangan yangi kishilik huquq siyosatini yo'l qo'yish talab qilingan. Buningda olma shirkatining Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining o'lini ko'lash, Hong Kongdagi olma do'koni xizmatchilarining demokratiya harakatini oshkora qo'llashini cheklash va kishilik huquq siyosatidagi va'dalarini ijro qilmaslik qatorli qilmishlarda bo'lganligi ko'rsatildi. Ular xatida yana olma shirkatining uchur va fikr erkinligini qo'g'diya olmaganligini ayiblab, shirkatning abonentlarining tekshirish va nazoratdan saqlanishiga yordam beradigan mavhum shaxsiy tor VPNga o'xshash applarni Xitoydagi app tokendan elib tashlaganligini bildirdi. Mazkur faoliyatchilar guruhi e'lon qilgan bayonotda payichilar yangi taklif sunib, olma shirkatini kishilik huquq siyosatini qandoq yo'l qo'yayotganligi to'g'risida dokulat berishga chaqirganligi. Ama olma shirkati advokatlarining tadbiri qo'llanib bu taklifning muzokara qilinishining oldini olganligini bildirdi. Yaqinqi bir xabarda olma shirkatining Amerika Davlat Majlisida tunishtirilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuniga qarshi harakat qilganligi oshkorlangan edi. Amerika Zoom shirkatining bir xodimiga tutish buyrug'i chiqardi. Amerika Federasiya Tekşiriş İdarisi FBI'nin cümə günü bildirişçe, Zoom şirketinin bir icraiya əməldari Xitayının buyruğu bilen Tiananmen 40-cılığı toğrısıdaki tor yığıldırığı kaşılı payda qilish üçün Amerikalıq abuntlarının hesabatlarını öçürüp taşlıqan. Amerika Federasiya Tekşiriş İdarisinin eytişçe, Zoom şirketinin Xitayda turuşluq icraiya əməldari Xinjiang Jin yığın qatnaş kuçularının hesabatını uydurma səbəblər bilen toxtu vətkəşke
Zoom арқылы өткізілдіған Тяньаньмен қырғыншылығының 31 жылдығын хатırlаш фаалиятлары әмелден қалдырылған. Мәлім болғанша, ол басқалар билан хамкорлашып, террорлыққа аит яки нашаян рәсімлерді ішілтіп, сақты ісім билан видео жиғыныға қатынасқан ва оныңдан кейін жиғынның ішлітіліш шартларыға хилафлық қылғанлығын документ қылыш арқылы жиғынның әмелден қалдырылышын келтіріп шығарған. Америка тәптиш мәхкемесінің Нью-Йорктегі бір тармақ тарапынан сұнылған бұл актқа шикаятқа қарағанда Шинжан Чин Хытай Жехе тармақлары билан хамкорлашып, бу йыл май ва июньда өткізілген яки план қылынған 4 қытымлық тор жиғынның әмелден қалдырылышыға себеп болған. Тәптиш әмелдарының айтуынша, Шинжан Чиннің яны бір ісмі Чулиан Чин болып, Zoom şirketi cuma günü onun şirket hizmetçisi ikkenligini dəlilləgan. Zoom şirketi əsli Xitayda tuğulub ösken Yuan Jing yoki Erik Yuan deb atılan bir kompyuter injineri Xitay tarafından qurulğan. Şirketin baş ştabi Kaliforniya ştatının San Jose'da bulup, onun Xitayda neçə yüz hizmetçisi bar ekan. Əgər Xinjiang jinğa artılğan cinayetler dəlilləngən təqdirdə, onunğa 10 yıllık qamaq cəzası berilishi mümkin ekan. Трамп Америкаға қылынған тор хүҗүменең арқасында Хытайның барлыгын белдерде. Америка президенты Дональд Трамп дәүләтнең нургын органларына картылган тор хүҗүменең арқасында Хытайның барлыгын әйтте. Дональд Трамп Twitter хисабында һәм бәһәрлегән учурыда рәсми органларга кылынган тор хүҗүме хакында өзиге тулык документ калганлыгын белдереп, тор хүҗүме әмилияты сахта ахбарат васитәләрендә эълан кылынганыдан техимы чоң булды диде. Donald Trump hamma ishning kontrollik ostida ekanligini ta'kidlab, Rossiya, Rossiya, Rossiya. Har qanday bir ish yuz bergan hamon aytiladigan davlat naqshisi bu. Chunki asosliq taratqular iqtisodiy sabablar yuzasidan Xitoyning hujumning orqasida bo'lish ehtimolligini munozara qilishdanmi qo'rqdi dedi. Donald Trump 3 noyabrdagi prezidentlik saylovi mazgildimi g'alati bilet tashlash mashinalarining hujum nishoni qilingan bo'lishi mumkinligini eskartib, Bu ahval Amerikaga nisbatan saylamning texmo chiriklashgan va numusli qalg'i kelganligini isbotlaydi. Shundaqla ochiq bir shaklda mening g'alaba qilganligimni ko'rsatdi dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo juma kuni kechda o'tkazilgan bir radio programmasida Amerikaga qaratilgan tor hujumining orqasida eni qoldi Rossiya bor deyaladiganligini aytgan edi. Oldingi hafta oxirida Amerika xazina, savdo va davlat ichki bexatarlik ministerliklari bilan bir qism hukumat organlariga Тор хүҗүме кылынган ва бу хүҗүмләрнең аркасында Россия хөкүмәтенең барлыгы илгәре сүрелгән иде. Хөрмәтле телевизор күрүчеләр, шуна кылып бүгенге хәбәрләребез мушада ахырлашты. Иншалла әтки хәбәрләребез күрүшкәчә сезләрне җанаби Аллаһка тапшырабыз. Шуна кылып программа ахырда экран аркасындагы барлык хезмәттәшләргә күптән-күп рәхмәт әйтәмен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.